Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Uzun zamandır beklediğimiz görüntüler Ankara'dan sonunda geldi. Ankara diyoruz ama Ankara'da nerede? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde, yani TUSAŞ'ta paylaşılan görüntülerde TUSAŞ'ın gerçekten çok çok önemli projesi, hatta en önemli projesi Milli Muharip Uçaktan. Milli Muharip Uçağın sonunda üretim hattını görmüş olduk. Uçağın orta ön gövdesinin radar hariç olan kısmı. Kuyrukta ise dikey ve yatay stabilizeler yok ama o devasa gövdeyi gerçek yapılmış ilk prototipte görme şansına ulaşmış olduk. Gerçekten şöyle bir kısaca özet geçmek gerekirse prototipin kalitesi, yüzeylerin pürüzsüzlüğü ve uçağın o devasa yapısı gerçekten herkesin dikkatini çekti. Bu sadece Türkiye'den biz sosyal medya paylaşımcıları, işte havacılıkla ilgilenenler değil, yurt dışındaki meraklılar tarafından da gerçekten bu görüntüler oldukça ses getirmiş oldu. Şimdi ben bu görüntüleri izleyince böyle bir kısa kısa notlar çıkardım. Neler ilgimi çekti, neler dikkat çekici, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceden işte birçok fuarda, organizasyonda TUSAŞ Milli Muharip Uçağı'nın mock-up'ı. Mock-up nedir? Birebir ölçekte hazırlanmış uçağın bir nevi modelidir. Bunu aşağılamak isterseniz, ya uçağın maketini getirmişsiniz dersiniz. Ama normalde bunu da yapmak çok ciddi bir mühendislik çalışma gerektirir. Bunları sergiliyordu. İşte ne zaman çıkacak bu uçak, ne olacak, ne edecek derken TUSAŞ'ın 18 Mart 2023 gibi çok çok iddialı bir tarihi vardı. Ve bu tarih içinde Milli Muharip Uçak'ta anlaşılan üretim bazı diyelim, üretim çalışmaları sorunsuz devam ediyor anlaşılan. Bunu da bu tarihe yetiştirecekler. Sadece yetiştirmekle kalmayacak. TUSAŞ buna F-110 motorlarını da takarak motor çalıştırmayı gerçekleştirecek. Gerçekten bu havacılık açısından çok çok önemli. Bu değerlendirmelerime girmeden önce de bir kısa notu daha vermek istiyorum. Sonuçta bu yapılan ilk prototip. Uçacak mı veya yer testlerinde mi kullanılacak? Onlarla ilgili şu an biraz daha bilgiler flu. Ama bu uçağın genel yapısını ortaya koyan bir görünüş içerisinde olacak. Bu prototip aşamasında 4 adet prototip, yani test uçağının üretimi söz konusu. Bu 4 uçakta muhakkak değişiklikler yapılacak ve biz seri imalat başladığı zaman ufak ufak değişiklikler yapılmış, farklı farklı amaçlara hitap eden çalışmaları önde göreceğiz. Tabii ki bir değişim olacak. Bu değişimi de zaman içerisinde göreceğiz. Ben hep şu örneği veriyorum. İşte F-16 50 yıllık uçak. Çok doğru, neredeyse 50 yıllık bir uçak. Tasarım üzerinden 50 yıl geçmiş ama ilk uçan F-16A ile bugün üretimde hala devam ediyor. Blok 70'i yan yana koyduğunuz zaman gerçekten dış görünüş olarak bile çok farklı, ki içleri çok çok farklı, bunu belirtelim. Şimdi Milli Muharip Uçağı ilk baktığımız zaman arka çekimde iki devasa motoru yan yana görüyoruz ve motorların araları da bayağı açık. Yani böyle bir yan yana konmuş bir motor düzeni yok. Bayağı bir açık. Bunun anlamı elimizde koca bir gövde var ve Türk Hava Kuvvetleri'nin beklentileri, isterleri böyle bir büyük bir uçak istiyor. Çift motorlu bir uçak istiyor. Büyük uçağın amacı nedir? Daha fazla havada kalmak. Yakıt tankları içeride olacak. Stealth, çünkü radara gönüllülüğü düşük. Bu uçağın görevleri var. Mühimmat taşıyacak gövde içinde ve uzun süre havada kalacak. Bu eşittir büyük bir gövde anlamına geliyor. Büyük bir gövde yaptığınız zaman da ne yapacaksınız? İki büyük motora ihtiyacınız var. Türk Hava Kuvvetleri ilk etapta bu uçaklar için test ve geliştirme aşamalarının hızlanması amacıyla mevcut F-16'larda kullanılan F-110GE-129 motorunu istedi. TUSAŞ da buna göre hesabını kitabını yapıyor. İkinci etapta ise bu uçağa özgün milli bir motor geliştirilecek. Bunlarla da ilgili sık sık haberler yapıyoruz. İşte bazı teknolojiler yurt dışından mı alınacak, bir ortaklık mı kurulacak? Bu konular daha henüz netleşmedi ama Türkiye'nin isteği yurt dışına rahatlıkla ihraç edebileceği teknolojilere sahip, kendi haklarına sahip bir motora sahip olmak. Ve tabii ki bu motorla ilgili de bazı teknolojilerin yurt dışından alınması mümkün. Bu konuda da İngiltere ile Rolls-Royce'la epey bir görüşme var. Bunları hep böyle belirtiyoruz, altını çize çize veriyoruz. Dediğim gibi arkadan baktık, iki dev motor var. Bu
Motorun her birinin yaklaşık itiş gücü 20 bin libre gibi çok ciddi bir miktar. Koca o motorları görüyoruz. Oturacağı yerleri görüyoruz arkadan baktığımız zaman. Ve iki motorun arkasında da egzozlardan sonra bir uzantı görüyoruz. Bu uzantıda da amaç aynı Rusların Su-34'lerinde olduğu gibi burada aerodinamik amaçlı bir kullanım olabilir bunlarla ilgili. Veya buraya bir elektronik sistem konulabilir Ruslardaki Rusların Su-34'lerinde olduğu gibi böyle bir yaklaşım olabilir. Bu gerçekten motorun görüntüsü ilk etapta beni çok etkiledi. İkinci önemli konu benim dikkatimi çeken TUSAŞ'ın geçmişten gelen parça imalatıyla ilgili tecrübesini, çalışmalarını ortaya gelen, koyan gerçekten pürüzsüz bir yüzey uçak üzerindeki. Biliyorsunuz orta gövdesini yıllarca TUSAŞ, F-35'lerin TUSAŞ üretti. Bu çok ciddi bir çalışmaydı. Oradan gelen 5. nesil uçak kavramındaki o gövde imalatını TUSAŞ ortaya koymuş durumda ve böyle dışarıdan bakıldığınız zaman ben kaliteyi açıkçası gözüm görüyor ki hani işte Çinlilerin, Rusların yaptığı uçaklara göre TUSAŞ'ın kalitesi çok çok daha üst seviyede. Uçağa dışarıdan baktığımız zaman panel panel dışarıdan görüyoruz ama herhangi bir çıkıntı yok. Bu uçağın üstünün pürüzsüzlüğü çok önemli. Çünkü ne kadar çıkıntı yaparsanız radar yansıması daha fazla olacak durumda. Bu konuda da TUSAŞ gerçekten o tecrübesini çok güzel yansıtmış. Renk olarak baktığımız zaman tabii ki bir metal bir yüzey var ama gövde ve kanatlar farklı metal rengindeler. Yani mesela şu F-16'nın son blok 70 imalat fotoğraflarına veya F-16'ya genel olarak baktığımız zaman çok farklı metal renkleri görürüz. Burada kanat ve orta gövde farklı renkler. Niye? Çünkü uçağın kanatlarına binen yük daha farklı, daha farklı bir metalden yapıyorsunuz. Dayanıklılığı çok daha farklı. Gövdenin de farklı farklı özellikleri geliyor. Bunları da böyle kenara koymamızda fayda var. Bu da bence dikkat çekici. Milli Muharip uçağa baktığımız zaman öndeki o kokpit bölümü yapılmış. Kanopi takılmış durumda. Uçağın içerisindeki işte bir kokpit göstergeleri, ekranları görmüyoruz veya herhangi bir şekilde bir aviyonik yerleştirme daha yapılmamış. Kokpitte henüz fırlatma koltuğu da yok ama kanopi gelmiş, kanopi konmuş durumda. Uçağın eksik parçalarından bir tanesi o burundaki radar. Burun konisi ve içine girecek radar. Bu da görüntüler itibariyle yok. Arka gövdede de yatay stabilize ve dikey stabilizeler görüntüde yer almıyor. Muhtemel önümüzdeki günlerdeki bu parçaların gelmesiyle birlikte takılacak ve 18 Mart'a doğru uçak çıkacak. Muhtemelde onun öncesinde de işte iniş takımlarının üzerine basacak. Tabii ki boya çalışmaları yapılacak ve uçak ortaya yavaş yavaş böyle bir şeklini şemalini nereden baksanız %85'i 90'ı çıkmış durumda. İç sistemlerinin takılması ki tören için minimum gereklilik olabilir bunlarla ilgili. Önemli olan motorun çalıştırılabileceği bir yapının yer alması. Geri kalan da zamanla yapılacak ve ortaya konulacak. 2023'ün başında fabrikadan çıkartılacak yaklaşık 2 yıllık bir süreç var önde. Bu 2 yıllık süreçte çeşitli yer testleri yapılacak. Çeşitli yer testlerinden sonra denemeler gerçekleştirilecek ve 2025-26 gibi de ilk uçuş hedefleniyor. Sonrasında da 2030'daki teslimata kadar gerçekten 4 prototipli inanılmaz yoğun bir çalışma TUSAŞ'ın önünde bekliyor. Burada tamam belki siz kamuoyundan dışarıdan baktığınız zaman uçak bitmiş gibi görseniz de o sistemlerin testleri, arada hatalar çıkacak, tekrar başa dönülüp onların toparlanması konulacak isterler. Gerçekten mühendislerin önünde çok çok önemli bir test süreci yer alıyor. Ve arkasından da hedef 2030'da bu uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi. Şimdi bunları anlatırken, ben hep Milli Muharip'le ilgili haberleri yaparken, bu proje Türkiye'nin havacılıkta kurtuluş savaşı olarak ortaya koyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin önce 4,5. nesil yeni 5. nesle yakın motorların ortaya çıkmasıyla birlikte yeni motorların bu tür konmasıyla birlikte uçak 5. nesle doğru kaymaya başlayacak, geçmeye başlayacak ve Türkiye gerçekten şu hali bile, şu üretimdeki şu görüntü bile gerçekten çok çok gurur verici, çok çok böyle heyecan verici. Bakan gerçekten hani bu maketti diyenler değil artık böyle bu
kompozite, metale bürünmüş şekilde ortaya çıkması insanların gözüne daha da bir heyecan verici hale getiriyor. Ben eminim ki fabrika çıkış töreniyle birlikte daha da bu beklenti yükselecek. Arkasından ilk uçuş testi ve sonrasındaki yapılacak test süreçleri böyle bu projenin gözümüzde en azından inanmayanlar için çok daha iyi bir yere doğru gelmesini sağlayacak. Elinizde bu olduğu zaman Türkiye yarın öbür gün herhangi bir şekilde bir savaş uçağı konusunda bir pazarlık aşamasına oturduğu zaman Türkiye'nin eli çok daha kuvvetli olacak. Çünkü burada yapılmışı var. Ama dediğim gibi bunlar çok çok uzun soluklu projeler. Çok böyle tabiri caizse yoğurdu hem üfleyerek yemek hem de çok sabretmek gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız işte yorumlarda yazıyor, onlar çok sabırsız. Hemen yapıp hemen 3 ay sonra verin, hazır değil. Bu projenin gerçekten beklentileri yüksek. Yapılacak testler de çok fazla. Türkiye'nin bazı konularda ne yazık ki boyun aşan konular var. İşte bunlardan biri motor. Biri ilk defa süpersonik hızlı bir savaş uçağı yapılıyor. Bunlarla ilgili mühendislik desteği alabilmek. Bazı konularda işte yaşanan ambargolara rağmen bunlar aşılmaya çalışılıyor. Çeşitli destekler alınıyor. Tabii ki o destek sizin kara kaşınıza, kara gözünüze değil. Tamamen duygusal parayı veriyorsunuz. Bunları satılıyor, alıyorsunuz ama bu bilgiler, bu tecrübeler ülkede kaldıkça milli muhariple birlikte Türkiye'nin daha fazla, daha değişik hava araçlarını yapabilmek veya bu projeler ortak olabilmek gibi bir akış olacak önünde. Bu da Türkiye kendini kabul ettirmiş bir önemli bir ürün olacak elinde. Motor konusuyla ilgili gerçekten beklentiler çok yüksek. Eğer Türkiye motoru da iyi bir şekilde kotarıp satış hakları teknolojisi bizde olmak şartıyla tabii ki bunu bir adım ön plana taşıyabilirse milli muhariple ilgili yeni yeni sayfalar açmaya başlayacak. Tabii ki Türk savunma sanayi sadece TUSAŞ değil. En küçük vidayı üreten şirketten o devasa çok önemli işte radarı, aviyoniği, diğer sistemleri üreten şirketlere kadar yeni bir Türk savunma sanayinde yeni bir sayfa açacak milli muharip. Umarım bu konuyla ilgili de Türk sektörü, savunma sektörü, havacılık sektörü bunun ekmeğini uzun yıllar yiyecek. Tabii ki ilk beklentimiz Türk Hava Kuvvetleri tarafından envanter alınması, mevcut F-16'ların yerini milli muharibin alması, böyle bir geleceğe bakış ve kendini de ispat ettikten sonra belki de ihracat. İmalat hattının görüntüleri bile hemen insana hayal kurmaya başlatıyor. En azından şöyle bir baktığınız zaman bir uçağa, ya bu oluyor, bu iş olacak diye daha umutla bakıyorsunuz, daha heyecan duyuyorsunuz. Umarım bu heyecanı, fabrikadan çıkış çok yakın. Çok kısa bir süre kaldı. Nereden baksanız işte 3 aylık bir süre var önümüzde. Onu yaşarız. Arkasından da işte böyle bir 2025-26 gibi ilk uçuşunda görürsek çok çok eminim ki keyif alacağız bunlarla ilgili. Biz de bu haberleri yapmaktan zaten büyük bir onur ve de gurur duyacağız sizlerle. Evet, Milli Muharip'in ilk görüntüleri imalat hattından geldi. Çok daha fazla beklentisi olabilir arkadaşlarımızın ama paylaşacağınız her görüntünün her açısı çok önemli. Bunların çok ciddi süzgeçlerden geçirilip güvenlik ve istihbarati anlamda verilmesi gerekiyor. Bunun işte rakip ülkeler, buna bakanlar bu görüntüleri tabiri caizse kare kare inceliyor. Sekans sekans bakıyorlar bunlara. Bu konuda da TUSAŞ'ı da kurumsal iletişim anlamında da kutlamak ve doğru bir adım attıklarını da belirtmek gerekiyor. Evet, detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Şu videoya bir beğeni basın ve sorularınızı yorum lütfen yazın. Ben yorumları okumaya, hepsini okuyorum, okumaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Buradan da sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.